Efendim bir söz vardır ya kötü komşu ev sahibi yapar. Şimdi kötü müttefik bizi muhteşem savunma sanayinde ön plana çıkmamızı sağlıyor. Kendi yerli milli ürünlerimizi üretiyoruz. Şimdi Türkiye savunma sanayinde yerlilik oranını dediğim gibi her geçen gün arttırıyor. Şimdi ekranlara gelecek yeni savunma sistemi Siper. Evet yerli ve milli imkanlarla geliştiriliyor. Her geçen gün daha da güçlendi. Siper'in detaylarına bakacağız. 2024 yılında envantere giriyor. Bakalım siper ne işe yarıyor? İhalar, sihalar havada, isalar, sisalar denizde. İkalar, zırhlı personel taşıyıcılar, Altay ve daha fazlasıysa karada. Türkiye savunma alanında atılımlarını sürdürüyor. Türkiye hava savunmasını güçlendirmek için müttefiklerinden Patriot'ları talep etti. Ancak NATO üyesi olmasına rağmen Patriot'lar Türkiye'ye satılmadı. Türkiye de Rusya'ya başvurdu ve S-400'leri satın aldı. S-400'lerle Türkiye'nin caydırıcılığı bir kat daha arttı. Ancak Türkiye savunma sanayinde dışa bağımlılıktan kurtuluyor ve yerli milli imkanlarla üretilen siperler artık TSK'nın gözdesi haline geldi. Türkiye Samti hava savunma sistemlerini de almak istiyor. Ancak Samtiler Türkiye'ye satılmazsa Türkiye'nin alternatifleri de hazır. Siper yerli ve milli hava savunma sistemleri olgunlaştırıldı ve yakın bir zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Siper Aselsan tarafından geliştirildi. Uzun menzilde hava savunma sistemi olarak adlandırılıyor. Çoklu angajman ve ardışık ateşleme yeteneğine sahip. En zorlu hava şartlarında bile hedefi tam isabetle etkisiz hale getirebiliyor. Siper'in 2024'te Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi ve envantere girmesi planlanıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.